geldiğimizde bu olayın üstüne gideceğiz ve aydınlatacağız demişti. Şimdi sevgili izleyiciler Millet İttifakı'nın yol haritasını konuşacağız. Yarınki kim e, hükümet programı açıklanacak yarın biliyorsunuz. O hükümet programının şöyle bir ana başlıklarına bakacağız. Acaba bizi yarın neler bekliyor bunu konuşacağız. Altılı Masa'nın yol haritasını adaylık tartışmalarını kiminle? Akademisyen Elfin Tataroğlu bizlerle. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi yarın Ankara'da altı liderin üzerinde çalıştığı tabii partileriyle kurmaylarıyla birlikte üzerinde çalıştığı ve noktayı koyduğu ortak politikalar mutabakat metni açıklanacak. Şimdi Eflan'ım şöyle bir baktığımızda 9 ana başlık var, 73 alt başlık var, yaklaşık 200 sayfa olacağı belirtiliyor metnin kamuoyunu özellikle Neresi ve hangi konular ilgilendiriyor? Sizin kişisel olarak yarından bu mutabakat metninden beklentileriniz nedir? Böyle başlayalım. Evet Seda Hanım aslında e, vatandaşın hemen hemen bütününe yönelik e, bir paket açıklanacağı söyle, açıklanacağını söyleyebilirim. E, ana başlıklara baktığımızda bile bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, denetim. Ekonomi, finans, istihdam, bilim, argi, yenilikçilik, girişimcilik, dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar ve dış politika savunma. E, elbette ki e, yani gerek e, iş dünyası, e, esnaflar, e, kobiler, e, ekonomiye yönelik kaygısı olanlar, e, gerek gençler, istihdam kaygısı olanlar, ee, ve ayrıca barınma sorunu örneğin alt başlıklardan biri e, barınma krizinin çözümüne yönelik yani şu an ülkenin acil olarak hı hı. E, çözüm getirilmesi gereken konulara da değinileceğini gör görüyoruz. Örneğin yine alt başlıklardan biri sınır ve güvenlik, yoksulluğun önlenmesi, israfla mücadele gibi. E, bence yarın çıkacak programın bir özelliği e, bunun aslında Türk siyasi tarihinde bu derece kapsamlı e, ve altı parti tarafından ortak ilan edilen ve altı partinin ortak mütabakat yani her parti kendi seçim beyannamesini politikalarını açıklıyor muhakkak seçimlerden evvel ama bu şekilde ortak bir metin ilk defa şekilleniyor diyebiliriz altı parti kadar geniş bir parti konsensusuyla ve tabii ki adayın da çıkmasıyla birlikte aslında yine bir ilk olarak hem seçmen için hem siyasi partiler için bir ilk seçimden evvel geçiş süreci de adayla birlikte açıklanacak yani nasıl bir yapıyla yönetecekleri ve hangi politikalar çerçevesinde yönetecekleri biz de bunu ilk defa tecrübe ediyoruz. Bu bağlamda bence aynı zamanda bir şeffaflık vaat vadediyor. Yani bugün nasıl yöneteceklerini örneğin dış politika ile ilgili yani hem duyumlarımız o yönde hem de yarınki toplantıda tabii daha net göreceğiz. Daha ziyade liderlerle liderler arasındaki ilişkilerden ziyade kurumlarla kurumlar devlet hmm. kurumlarıyla yine devlet kurumları arasındaki ilişkilere temas edileceğini de duyuyoruz. Yani aslında bir vizyon da aynı zamanda tabii. yani Türkiye'nin 100. yılında Millet İttifakı nasıl bir yönetim vaat ettiğini yarın bizlere evet, bir vizyon evet. olarak sunacak. Evet, sizin söylediğiniz gibi kurumların yeniden nasıl ayağa kaldırılacağı, nasıl liyakatle yönetileceği, kurumların liderlerle ve yönetimle ilişkisi, efendim demokrasi nasıl geri getirileceği, aynı zamanda mesela ekonomi ve istihdam politikaları Bunlar da tabii içinde bulunduğumuz koşullarda e, yoksulluk e, her geçen gün artarken bir krizin pençesindeyken Türkiye ekonomik anlamda. E, buradan çıkışın e, da nasıl olacağı, nasıl mümkün olacağı da herhalde kamuoyu tarafından merak ediliyordur diye düşünüyorum. Ama bütün bu başlıkları herhalde e, kamuoyunun ilgisini çekecek bir dilde e, ve çok iyi düşünülmüş, hazırlanılmış bir etkinlikle e, anlatmak e, önem taşıyor olsa gerek. Gerçi Altılı masanın da bunu ön gördüğünü ve buna göre bir çalışma yaptığını da varsayabiliriz. Yani işin iletişim boyutu da çok önemli, öyle değil mi? Evet, aslında yarınki toplantı evet. aynı zamanda ee, diğerlerine göre diğer toplantılara göre ben e, diğer toplantılara da katıldım hı hı. daha kapsamlı daha geniş e, katılım sağlanacak bir toplantı olacak gibi gözüküyor e, bu aynı zamanda e, bir e, seçim startı da diyebiliriz e, yani aday belirlenmeden önceki son toplantı diyebiliriz e, evet. Altılımız ortak olarak e, böyle bir lansman e, kapsamında hı hı. E, ve bu elbette ki çok önemli daha önemli olan ...aday çıktıktan sonra e, hmm. bu politikaların artık e, ortak e, söze, e, ortak vadede evet. dönüşebiliyor evet. oluşu... ...ve belki de üzerinde tartışma yaratacak ya da ayrılık ayrılık doğuracak... E, ...farklı demeçlerden uzak durulması bu manada çok önemli. Hmm. E, bugüne kadar tabii altılı masa bileşenlerinden farklı demeçler geldiği süreçler oluyordu. Bu da çok normal. Her hmm. partinin kendine hmm. özgü bir programı var. Ama muhtemelen bu 30'undan sonraki süreçte... Artık daha fazla ortak söylem üzerine de yoğunlaşması gerekecek diye düşünüyorum. Tabii şimdi burada evet. e, burada e, yarın dinleyeceğimiz işte 2.500 eylem e, başlıklar ana başlıklar alt başlıklar muhakkak hepsi tek tek çok önemli. Ama acaba kamuoyuna ne kadar heyecan dalgası yaratır diye düşündüğümüzde çünkü merakla artık aday bekleniyor. Bu konuyla ilgili geç kalındık kalınıyor eleştirileri var. Ama aslında e, süreç daha farklı işleyecekti. Biz 30 Ocak'ta yani yarın hem geçiş süreci yol haritası hem bu ortak politikalar metnini öğrenecektik fakat daha sonra burada bir strateji değişikliğine gitti anlaşılan altılı masa aday daha belirlenmediği için eğer o geçiş süreci de yarın ilan edilirse daha sonra o metnin sanki adayın eline verilmiş ve dikte ettirilmiş izlenimi yaratmaması için bunun önüne geçmek için adayla birlikte ya da ondan sonra kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Bu doğru bir strateji midir? Doğru bir yolda mı ilerliyor sizce bu konuda Millet İttifakı? Aslında şöyle geçiş süreci bence en az adayı belirlemek kadar çetin bir süreç. Yani ben onu ilk günden beri bu konuda bu şekilde düşünüyorum. Çok kolay çıkacağını da beklemiyordum. Nitekim öyle oldu. Çünkü her genel başkanın bu konuyla ilgili kimi zaman benzeş, kimi zaman farklı görüşleri var. Yani parti genel başkanları milletvekili olacak mı? Olacaklarsa Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusu biraz daha problemli hale geliyor. Yoksa acaba Meclis dışında kalıp cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da ayrıca bir konsey yapısı gibi bir yapı içerisinde de bulunmaları gerekiyor. Bence bunun üzerine. Ee, yine adayla birlikte yani aday kim olacak meselesiyle birlikte e, düşüneceklerdir diye e, düşünüyorum. Yani o da e, önemli bir süreç. E, çok kolay değil. E, tabii ben e, bu seçim takvimi ve adayın açıklanması ile ilgili şunları söyleyebilirim. Aslında 14 Mayıs'ta olacağını düşünürsek seçimin, hı hı. 14 Şubat'ta açıklanacak bir adayın tam 90 günü var. E, 90 gün e, 2018 seçimlerinde bu 45 günlük bir süreçti. Aslında 90 gün işte bir ayı da Ramazan olduğunu düşünürsek belki mitinglerde o süreçte aksamalar olabilir. Ee, ama 60 gün çok rahat miting yapma süreci 90 günde işte Ramazan'a uygun etkinlikler yapma süreci desek e, yeterli bir süreç bence bu aktiviteleri e, ve propaganda sürecini yürütmek için. Yeter ki 14 Şubat ve Şubat ortasına e, aday yetişsin. E, takvimden çok daha önemsediğim bir durum var. E, o da altı parti genel başkanının Ortak rızasıyla bir adayın çıkmasıdır. E, bu ortak rıza ve konsensus meselesi çok önemli. Uzlaşı yani uzlaşı meselesi hmm. çok önemli. E, çünkü orada bir aksama olduğu takdirde e, daha sonrasında aday kendi propagandasını yürütürken e, daha gönülsüz yaklaşan partilerden gelebilecek hmm. olası açıklamalar bu süreci baltalar. E, o yüzden önemli olan bir aday üzerinde altı genel başkanın ortak rızasının oluşmasıdır. Bence bu seçim takviminden çok daha önemli. Bakınız 6 ay evvel açıklasalardı adayı ki hakikaten çok erken açıklanmasını düşünen arkadaşlarımız da vardı. 6 ay evvel açıklansaydı ve ondan sonrasında masadan bazı itirazlar yükselseydi bazı partilerden o adayı etkilerdi. Adayın seçim kampanyasını etkilerdi. Ama Ortak uzlaşı sağlandıktan sonra ve aday çıktıktan sonra ortak politikalarla, ortak söylemle e, ve ortak mitinglerle hakeza e, hmm. bu süreç bence başarıyla götürülebilir. E, dediğim gibi benim önemsediğim esas mesele e, bu uzlaşı, masadan çıkan uzlaşı. Aynı uzlaşıyı geçiş dönemi için de önemsiyorum. Hmm. Yani en az aday kadar önemsiyorum. Nasıl bir yapıyla çıkacakları, e, kabinesi, cumhurbaşkanlığı yönetimi, kadroları... E, ve dahi listeler, ortak liste çalışmaları, bunların yaz çünkü bunların hepsi önemli. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimi değil, bir de meclis çoğunluğu var. Tabii. E, meclis çoğunluğu açısından da bu çalışmalar ayrıca önem e, kazanıyor. E, ben e, cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi kadar bu süreçlere de Hı. emek vereceklerini düşünüyorum. Evet, şimdi tabii biliyorsunuz iktidar kanadından da işte vesayet söylemi geliştirildi, sık sık işte bir yönetim becerisine ve kapasitesine bu kadar çoklu bir yapıyla ve aktörle aslında işte pek başarılı olamayacağını bu konuda veya işte bir yönetim krizine yol açılabileceği şeklinde argümanlar geliştiriliyor. Belli ki seçim sürecinde bunlar daha fazla kullanılacak. Yani önümüzde bu süre 14 Mayıs'a kadar liderlerin ve partilerin tek ses olabilmesi, tek vücut olabilmesi, ortak propaganda ve seçim kampanyası yürütebilmesi bu anlamda da önemli. Yani iktidar tarafından. Kamuoyuna dönük, bakın işte çok fazla aktör var. Bunlar birbirine girerler, ülkeyi yönetemezler, bir vesayet oluştururlar, cumhurbaşkanı üzerinde gibi yaratmaya çalıştıkları bir algıyı da kırmaları ve tersine çevirmeleri için çok kritik bir süreç. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Katılır mısınız burada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir size göre? İşte tüm bu evet. e, aslında hani bazı durumlarda kriz de sayılabilecek ya da sayılamayacak her türlü müzakereye dahil diyebileceğimiz partilerden yükselen hmm. seslerin aday belirlenmeden evvel yani nasıl bir tartışma yürütülüyorsa mümkünse kamuoyuna yansıtmadan yürütülmesi, hmm. e, söylenebilecek her türlü tedirginliğin e, ve adaya dair hmm. vurgulanmak istenen hususların belirtilmesi e, ve daha sonrasında artık aday çıktıktan sonra sizin de dediğiniz gibi e, bu konuların açılmaması evet. gerekiyor. Zaten şimdi anlaşamıyorlarsa seçildikten sonra nasıl anlaşacaklar? Evet. E, imajını imajını vermek ya da vermemek aslında hem altı lidere hem de onun kadrolarına Kesiyor. bakıyor. Yani onların tavrı ve Tabii. tarzı bunu belli edecek. O yüzden ben hiçbir zaman tarihi yani elbette ki tarihi önemli. Onu da çok dar bir alana sıkıştırdığınız vakit o ivme yani belirli bir noktaya kadar yükselen ivme gitgide aşağıya da iner. O heyecanı da kaybetmemek lazım. Ama çok daha önemli olan artık aday çıktıktan sonra aday üzerine spekülasyonların e, bitmesi lazım hmm. diye düşünüyorum hmm. e, ve a, o manada Cumhur İttifakı Aslında kendi içinde Hani tek Parti e, baktığımız vakit yani MHP kadrolarda yok bakanlıklarda yok ama tek Parti olmasına rağmen kendi içinde e, kriz üretebiliyor yani düşünün ki ekonomi Bakanı bir gece yarısı aniden e, sonumuz hayır olsun diye istifa edip gidiyor evet. falan evet. yani yani orada kriz olmuyor mu? Yani tek parti olsa bile bazı krizler oluyor. Ya da işte İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği o geceyi hmm. hatırlayalım filan. Yani kriz oluyor bunlar olur aslında. Evet. Ama tabii ki Cumhur İttifakı Millet İttifakı üzerinden kriz çıkacak algısını yaratmaya çalışacaktır. Evet. Önemli olan onlara bu donelerin verilmemesi. Evet. Peki son olarak Evin Hanım şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masa liderlerinin son toplantıdan sonra ortak bildirde de yer verdikleri Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusundaki açıklamaları üzerine 2018'de kronometre sıfırlandı dedik. Aklınız bugüne kadar neredeydi? Cevabını bir konuşalım. Daha sonra altın masadan da kurmaylarından da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki geldi. Nerede yazıyor ki siz zamanında düşünseydiniz siz bir geçici madde koysaydınız oraya denildi. Şimdi size göre Millet İttifakı'nın seçime kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı meselesini hem itirazları iktidara bir koz vermeden yürütmek ve bir strateji kurmak hem de Anayasaya aykırı bir durumun önüne geçilebilmesi için ya da bunu itiraz etmek için en güçlü perdeden söylem geliştirmek arasında nasıl bir denge kurması lazım? En doğru strateji, en doğru yol burada nedir, nasıl olmalıdır? Şimdi Seda Hanım aslında buna yakın bir şey. Şimdi benim elimde bu 11. ortak açıklama var toplantının. Hmm buna yakın bir şey bu metinde yapmışlar. E, i̇lk paragrafta hukuken ve en yüksek dozda itiraz ediyorlar. Yani bu hukuksuzluktur, hmm. bu bir kara sayfadır diyorlar. Ve anayasayı sok, yok sayan bu başıboşluğu kabul etme, etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız diyorlar. Bu en yüksek perdeden hukuku bir, hukuki bir itiraz. Belki de süreç başladığında itirazlarını YSK'ya da iletirler. Zaten karar merci YSK. Fakat bir sonraki paragraf Bununla beraber diyerek başlayan paragrafta zaten hukuksuz düzene yeter cevabı verileceğine emin olan bizler Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızın aldığımız destekle hazır olduğumuzu bildirmek isteriz diyorlar. Şimdi burada bir hukuki bir duruş var ilk paragrafta. Yani buna yüksek bir itiraz, hukuksuzluk olduğunu belirten. Fakat ikincisinde de siyasi bir bakış açısıyla fakat tüm bunlara rağmen eğer ki bu seçime gidilirse de Hazırız denilen hı hı. bir duruş. Şimdi burada ne yapabilir altın masa? Zaten altın insandan evvelki bir seçme. Bakınız, bu 116. maddenin sadece meclis bunu fesheder diye çıkmış olması, bu maddeyi yapanlar Ak Parti yönetim kadroları, hı hı. bunu Ak Parti yaptı bu maddeyi ve bu maddede çok açık bir şekilde diyor ki. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi, karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. İkinci döneminde diyor yani e, yasa çıktıktan ya da yeni sistem kabul edildikten sonraki ikinci döneminde falan demiyor. Halbuki ellerinden tutan yoktu. Bunun içine böyle bir şey ekleyebilirlerdi. Bu eklenmemiş. Ayrıca neden burada meclis vurgusu var yani bu madde 116'da çünkü şöyle düşünülmüş muhtemelen bence madde hazırlanırken hmm. e, iktidar seçim çağrısı yaptığı vakit genelde e, muhalefet hodri meydan der ve seçime gider. Hmm. Bunun aksi hiç görülmemiştir. Zaten seçime gitmeyi düşünmeyen bir muhalefet muhalefet olma şeyini e, yitirir demektir tamam. fakat e, millet Masası burada oyunu şöyle bozdu. E, bence bu madde yazılırken bunu hesap etmediler. Yani e, bir seçim çağrısına muhalefetin hayır diyeceğini hesap etmediler. Burada oyun bozuldu. E, çünkü 6 Nisan öncesine Aha. evet diyoruz, 6 Nisan sonrasına hayır diyoruz dediler. E, şimdi bu böyle olunca ne yapılacak? E, zaten böyle bir ikinci dönem sorunsalı olmasa biz niye e, Haziran'da seçime gitmiyoruz? Yani ha Haziran'da bir yani. Zaten Haziran'da okullar da tatil, gençler de oy verir. Yani biz zaten hep genelde 7-8 Haziran civarı e, seçime gidiyoruz. E, bugüne kadar gidiyoruz. bir sorun yoktu Haziran ayında. <laughs> bugüne kadar bir evet. sorun yoktu. Yani bir ikinci dönem sorunu olmasa bu 14 Mayıs'a çekilmez. Hmm. İki, e, Sayın Bahçeli mesela grup toplantısına çağrı yaparken e, işte Sayın Cumhurbaşkanı feshetsin fesh fes seçime gidelim demedi. Ee, gelin hep birlikte seçim kararı alalım dedi aslında o çağrı mecliseydi Tabii. yani meclise mecliste seçime onluyla. götürme çağrısı vardı meclis çoğunluğuyla neden çünkü madde de onu diyor ee, burada beklenmeyen durum bence e, Millet İttifakı'nın mecliste bir er, e, seçim erken seçim bu arada bu da seçimin yenilenmesi yani madde için öyle hmm. geçiyor bir erken seçim çağrısına hayır demesi Evet. Bu şimdi böyle or ortada bir büyük e, mesele olarak duruyor. Elbette kararı YSK verecek ama bu konuda seçmenlerin çok yüksek bir itirazı var ve bu itirazı Millet İttifakı'nın dile getirmesini istiyor. Hı -hı. Bence liderler bunu gördü ve en yüksek tondan itiraz ettiler. Etmeye de devam ederler bugünden evet, doğrusu sonra. Budur. Ama tabii evet. Gözler de YSK'da olur. Yani karar Öyle, verecek kararı... olan Evet kararı verecek olan yüksek seçim kurulu ama ne olursa olsun son ana kadar itirazlar en yüksek perdeden dile getirilmeli. Böyle de yapacak muhalefet partileri. Elfin Tataroğlu çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Tabii e, seçim sürecindeki tüm konuları yarınki ortak politikalar metni e, tanıtım toplantısını ve seçime kadarki süreçte bizi gündemi meşgul edecek başlıkları konuşacağız.